Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bir yer okuyacağım. Cidden bu mevzu çok ehemmiyetlidir. Bu bilinmese veya bilinip de idrak edilmese veya idrak edilip de eyleme dönüşmese, içsel yapı, insanın iç yapısı, dolayısıyla aile yapısı, netice itibariyle cemiyet hayatındaki iş hayatı ciddi sekmelere, yani sarsıntılara maruz kalıyor. Fitnelerin temeli de budur. Uhuvvet Risalesi deniliyor ama bu Uhuvvet Risalesi değil. Uhuvvet Risalesi'nin de ruhu diyebiliriz burası. Kanuniyeti, ilginç bir yer. Uhuvvet Risalesi değil bu. Temel bu. Temel yapı. 7'den 70'e kadar herkes alakadar eden bir mevzu. Fazla mübalağa etmediğimi göreceksiniz. Beni alakadar etmiyor, değil. Herkes alakadar ediyor. İnsanda 3 tane şahsiyet var. Herkeste 3 tane yapı var. 3 tane kimlik var. Üçü de birbirinden ayrı. Bunu ayırt edemezsen cerbezi ile 3 tane şahsiyet, 1, 2, 3 okuyacağım. Şimdi bunu alırsın, bunu hiç göstermezsin, unutturursun, adam budur dersin. Veya bunu alırsın, bu ikisini göstermezsin, adam budur dersin. Oysa üçü de farklı. Mukaddeme yapıyorum ki bu derse böyle bakın. Adaleti mahsa, adaleti hakikiye, üçünü bir görmektir. Üçünü bir görmektir. Zulüm ise, cerbezi ise, art niyet ise, hamiyet değil, kendi özel hegemonyasını veya hissiyatını tatmin etmek adına bunlardan bir tanesini seçebilir. Yalan da demiyor ama diğerlerini unutturarak zulüm ediyor. İlginç bir yer. Bu mepas bana daimi hizmet edenlerin ahlakımda gördükleri, ahlak derken huluklar, huyların cemidir, huyların, huluk, huy. Bu dima, kalp, eylemin bütünlüğüdür. Ahlakımda gördükleri acil ihtilafattan gelen hayretlerine karşı, yani üçü de birbirinden farklı, üç tane şahsiyet birbirinden farklı oluşu, bak bunu tefrik edemezsen fitne ateşleri çıkar ve en büyük ihanet de buradan çıkıyor. Kendisini de haklı zannediyor. Cemaatler arasında fitne, cemaat içinde fitne, karı koca kavgalarında fitne ve psikoloji en büyük sebeplerinden bir tanesi de kendisini üçe ayıramamasından, yani kendi özgüvenini kaybetmesine sebebiyet veriyor. Öz eleştiri yaparak çökmesine de vesile oluyor. Bir bardak su alayım. Tamam. Hem iki talebemin benim hakkımda haddimden fazla hüsnü zanlarını tadil etmek için yazılmıştır. Bunu düzeltmek için yazılmış. Yani burayı okudunuz bir şey ama bir de bu noktadan bakarsanız anlaşılır. Yani ben burayı biliyorum zaten falan. Mektubat 319, efendim 26. mektubun 2. mepası dersen anlamazsın bir şey. Bir de bak bakalım, şöyle bak. Ya ben her zaman duyduğum, okuduğum bir yer ama bir de farklı ne anlayacağım bakayım bu derste. Dersen verir Allah. Böyle yaparsan, kapatırsan alamaz. Ben görüyorum ki Kur'an-ı Hakim'in hakaykına ait bazı kemalat, yani
Kur'an'a hizmet yapanlarda, Kur'an okuyanlarda, dini şahsiyetlerde taki bazı özellikler, ahlaklar tezahür eder. Ailede veya kişide. O hakaika dellallık eden vasıtalara veriliyor. Yani ya adam amil, hakikaten kamil. Çok güzel hizmet ediliyor, ediyor. O zata veriyor. Kaynağı onu gösteriyor. Oysa dellal. Şu ise yanlıştır. Benim şefim uçuyor kaçıyor. Niye? İster istemez ezilmesi gerekiyor adam. Tarikatta böyledir. Ne kadar kendisini aşağılarsa, ne kadar aşağı inerse o kadar tarikatta daha ciddi teslim olabilir. Kendisiyle iki uçak karşı karşı gelse, şefiyle kendisi eşit olsa, bu sefer ondan istifade edemez. Ne kadar aşağılarsa, o kadar istifade eder. Niye? Aşağılanma nispetinde ötekisini yüceltmesi lazım. Yücelmesi için çok mübalağalar yapılması lazım. Niye? Kaynak o. Hayır. Kaynak değil insan. Ancak mazardır, ayna gibidir, yansıtıyor. Şu ise yanlıştır. Çünkü mehazın kutsiyeti çok buranlar kuvvetinde tesirat gösteriyor. Onun ile ahkamı umuma kabul ettiriyor. Yani kaynak söylemese bu dersi veya bu mevzuyu ve Kur'an'daki bir ayeti hiç kaynağını demesek, şu ayettir demesek, meal söylesek tesir eder ama o kadar. Ama Kur'an-ı Kerim'de şu ayette bir meal icmalesiyle şöyle diyor dediği zaman meazın kutsiyeti tesir ediyor. Burada ne anlattı? Kişiler hizmet eder, kim olursa olsun. Bir şey anlatır, bir gayret eder. Bu bir vasıtadır, vesiledir, kaynak değildir. Eğer bir şey adına hareket ediyorsa kutsiyet kazanıyor. Mesela Alman'da, Fransız'da bazen denk gelir. Ayakkabısını sağdan giyer. Ama bu niyette giymediği için hiçbir şey alamaz. Yani niyeti bu değil. Ama düşünse ki bir Müslüman, Resulullah böyle giyerdi. Ayakkabı o giydikten sonraki o adım attığı her şey ibadete döner. Ne kadar adım atıyorsa sevap olur. Resulullah'a uyduğu için. Ama Alman'da denk gelmiş bir günde sağdan giymişti ama hiçbir şey alamaz. Çünkü işin püf noktası orada niyettedir. Yani bakış tarzındadır. Onu kaybettin mi orada hiçbir şey yok. Niyet ve nazar mahiyeti eşyayı değiştiriyor değil mi? Evet, niyet ve nazar eşyanın mahiyetini, karakterini değiştiriyor. Bir enfusten bir tane şey yapalım, beni oraya ettin. Hepiniz mektep okumuşsunuz, okumuşuz. Protonla elektron arası boşluktur. Değil mi? Hatta protonun büyüklüğü misket kadar yaparsak Londra'ya koyun. Onun yanından ilk geçecek elektron İstanbul'dan geçer der. O kadar boşluk var. Yani protonu misket kadar yapabilirse. Evet, 10 üzeri 9. Şimdi protonla elektron arasında bir boşluk var der. Niçin? Göremediği için. İşte bu da bir manevi bir yapı var. Burayı değiştiriyor. Niyet ve nazar orayı o dolduruyor. Ondandır ki çalışarak kazandığın pirinç çocuğuna yedirsen, çalarak getirdiğin pirinç o protonla elektron arasındaki yapıya niyet ve nazar sendeki o sirayet, buna girmeyeceğim, orayı yüklüyor. Senden bir şey yükleniyor. Yani göz gibi. Nazar var ya nazar. Ey ashabım şurada mezardakilerin yarısı göz de gitti diyor. Ama biz bilmiyoruz tabii. Çatlıyor. Damarı çatlıyor. Beyin kanaması geçiyor. Kalbine vuruyor göz. Hayvanı patlatıyor. Tam insanı vesaire sebebiyet veriyor. Ama biz esbaba verdiğimiz için göremiyoruz. İşte niyet ve nazar mahiyet eşyayı tayir eder. Ta oradan beri vuruyor. Ne vakit dellal ve vekil gölge etse, yani onlara teveccüh edilse, o meazdaki kutsiyetin tesiri kaybolur. Yani dese ki bu zatın kaynağındandır. Buradan çıkıyor
demek ne kadar hakikate zulümse, kaynaktan gösteren kişi de kaynağı gösterme nispetinde değer alıyor. Eğer ben şahsı çürüteceğim diye şahsın gösterdiği kaynağı da yok olmasını talep etmek hakikate de zulümdür. Aynı şey. Bir de söylüyorum. Nasıl ki bir kemalat, meziyet Allah veriyor. Hiç kimse bunun kaynağı değil. Her şey vasıtadır. Elma ağacı vasıtadır elmaya. Süte vasıtadır sığır. Ama sen sığıra verirsen sığır olmak lazım. Çünkü sığırın ne olduğunu bilmiyorsun demek ki. Sığır bunu yapamayacağı kesin. Şimdi bu böyle. Yani ortaya çıkan kemalat Abdülbaki şahıstan demek ne kadar zulümse şahsın gösterdiği menbaı şahsı çürütmek adına o şahıs menbaı gösterirken hep vazifesi menbaı gösteriyorken o şahsa gayzımızdan dolayı yok sayarsak, kaldırmaya kalkarsak, bunu yok edersek onun iddia ettiği, ortaya koyduğu hizmete de düşmanlık etmiş oluruz. A eşittir B ise B eşittir A'dır. Zulümü görüyor musunuz? Şahsı ortadan kaldıracağım diye elinde tuttuğu Kur'an'ın düşmesine sebebiyet veriyor. Çünkü Kur'an kitaptır böyle. Bir el kaldırıyor. Sen buna düşmanlık yapamıyorsun. Vicdanın da müsaade etmiyor veya kimseyi inandıramazsın. Bunu nasıl yok edeceksin? Bunu yok edemiyorsun. O zaman bu kolu kırman lazım. Bu kolu kırdın mı, bu zaten otomatik düşüyor. Bu ne kadar zulümse, yani hakikate ne kadar zulümse bu kolla gösteriliyordu. Bu kolu kırarsan buna aynen zulümdür. Bu zulüm olduğu gibi bunu kapatıp arkaya koyup da kaynak kendisini göstermek de aynı ölçüde zulümdür. İkisi aynı. Bu sır neymiş? Sır. Sır içindir ki bana karşı haddimden çok fazla teveccüh gösteren kardeşlerime bir hakikati beyan edeceğim şöyle ki. Yani insana bakış tarzı getirecek şimdi bize. İnsan nasıl değerlendirilir? İnsan nasıl tartılır? Nasıl ölçülür? Ne kadarına taraftarız? Neresine taraftar değiliz? Neresine taraftarız? Ölçü getiriyor arkadaşlar. Zulme uğramayalım, zulmetmeyelim diye. Hanımına böyle bakacaksın bu okuyacağım aşağıda. Yoksa zulüm olur. Hukuksuzluk olur. Kendimize zulüm olur. Hakikate zulmederiz. Bu bilinmese çok tehlikelidir. Bir insanın mutadil şahsiyetleri olabilir. İnsanın çeşitli şahsiyetleri var. Bir tane bir adam değil. Ama bir kaportada gözüküyor. Arabada bir ama dört kişi, beş kişi oturuyor. Değil mi? Araba tek. Beş tane araba yok. Bir araba. Ama beş kişi oturuyor. Burada üç tane insan oturuyor. Üç tane şahsiyet oturuyor. Şurada. O şahsiyetler ayrı ayrı ahlakı gösteriyorlar. Üçünün de ahlakı ayrı. Burada üç kişi oturuyor. Vallahi o kadar harika bir psikoloji ki. Burada üç tane adam oturuyor. Üçü de ayrı havadan vuruyor yani. Sen hangisi işine geliyorsa onu öne çıkar. Bir tane geliyor da orada. Bakalım iki bir tane mi var? Allah Allah. Hangisi işini görüyorsa onu çıkartır. Muhabbet yapmak istiyorsan bunu çıkar. Doğrudur. Yalan söylemiyorsun ama bunlara zulüm. Adalet etmek istiyorsan bu tarafını çıkar. Bunlar doğru söyledin ama bu taraf yok ettin. Bu da zulüm. 200'dü o zaman. He? 200'dü. Ne 200'dü? 300'dü. Yani riyakar olur. Mesela büyük bir memurun memuriyet makamında bulunduğu vakit bir şahsiyeti var ki vakar iktiza ediyor. Makamın izzetini muhafaza edecek etvar istiyor. Nasıl? Mesela her ziyaretçi için tevazu göstermek tezellüldür.
makamı tenzildir. Fakat kendi hanesindeki şahsiyeti makamın aksiyle bazı ahlakı istiyor ki ne kadar tevazu etse iyidir. Az bir vakar gösterse tekebbür kibir olur ve hakeza. Demek bir insanın vazifesi itibariyle bir şahsiyeti bulunur ki hakiki şahsiyetiyle çok noktalarda muhalif düşer. Eğer o vazife sahibi o vazifeye hakiki layıksa ve tam müsait ise o iki şahsiyeti birbirine yakın olur. Eğer müsait değilse mesela bir nefer bir müşir makamında oturtulsa o iki şahsiyeti birbirinden uzak düşer. O neferin şahsi adi küçük kastetleri makamın iktiza ettiği âli, yüksek ahlak ile kabili telif olamıyor. Ne dedi? Dedi ki, insanda üç tane şahsiyet var dedik. Bir, beşeriyet. Yani yaşım, cinsiyetim, insanlarla iletişim, doğduğum yer, anne babam, soy, familya, yaptığım iş vesaire, gözüken dünya. Bu bir şahsiyet iktiza ediyor. Yapmam gerekenler var bu işte. Akrabalar mabeninde, yani ki bedensel itibarimi, yapacağım davranışlar, bulunduğum insanlarla münasebet iş yerindeysen, işle alakalı diyaloglarımı bu yönümle yapıyorum. İkinci bir şahsiyetim var. Ubudiyettir. Yani ubudiyet vicdaniyat demektir. Ubudiyet ibadet değildir. Ubudiyet içerisinde ibadet de vardır. Mesela haramların terki ubudiyettir. Namaz kılmak ibadettir. Tamam. Mesela ayakkabıyı sağdan giymek, düşünmek ibadettir. Ama bir insana sadaka nevinde bir tebessüm etmek ubudiyettir. Ubudiyet daha camidir. İbadeti de içine alıyor. İbadet ölünce vefat ediyor. Vefat edince ibadet bitiyor. Ubudiyet devam ediyor. Ubudiyet kulluk demektir. Yaratılış demektir. Mahluk demektir. Ahirete gitsek bile biz gene kuluz. Ama ahirette oruç, namaz yoktur. O eylem şeylerine ibadet denilir. Tamam. Onun için menfisi ve müsbeti vardır. İkisinin cemine ubudiyet denilir. Bu benim ikinci şahsiyetim. Yani vicdaniyatım. Allah'a karşı özel duruşum. Odadam, hiç kimse yokken evde namaz kılışım. Özel hayatımdaki takva, insanlara karşı değer yargılarım, yani kısacası içsel yapı, iç dinamiklerimin bütünlüğü. Bu ikinci bir şahsiyetim oluyor. Üçüncü bir şahsiyetim var ki bu ikisine hiç benzemiyor. O da hizmet-i Kur'aniye'de ve imaniye'de bulunurken bulunduğum şu makam, yani insanlara tebliğ ederken, dini anlatırken, fabrikada da böyle, ille önünde kitap olması şart değil. Bir şey adına hareket etmek, bir şeyi tanıttırmak, göstermek, adına vazifedarlık. Bu da onun hizmetkarlık vasfıdır. Toparlıyorum birer cümleyle. Bir, beşeriyetim. İki, ubudiyetim. Üç, hizmetkarlıktaki şahsiyetimiz. Üçü karıştırılırsa bunun kadar zulüm bilmiyorum ben. Tam burada cerbeze burada oynuyor. Kuvve-i akliye üç mertebesi var. Aklın, tefriti,
negatif. Ortası, aklın ortası, bir de ifratı var, aşırısı. Aklın aşırısına ifrat denilir. Bunun adı celbezedir. Yani hakkı batıl, batılı hak gösterebilecek kadar zekaveti betraya, uğursuz bir zekaya sahip olmaktır. Bu akıllılık değil, zekiliktir. Ortası hikmettir. Yani hakkı hak bilip hakka yapışır, batılı batıl bilip batıldan uzaklaşır yapısı var ki bu sünnet-i seniye. Tefriti ise bu işte hiç alakası yok, gabavettir. Hiçbir şey kafası basmaz. Tamam. O zaman bunun vasatı hikmettir. İşte bu şeydir. Peki bu nedir? Bu akıl yapılırken, iyi dinleyin burayı. Bu akıl yapılırken, bu akıl kullanılmadığı için, bu aklı, bu akılla mutlu edemezsiniz. Bir daha söylüyorum. Bu akıl yapılırken, bu akılla yapılmadığı için, yani bu göz yapılırken, bu göz kullanılmadı. Bu el yapılırken, bu el kullanılmadı. Bu akıl yapılırken, bu akıl kullanılmadığı için, bu akılla, bu aklı mutlu edemezsiniz. Bu aklı yapana, bu aklı bağlarsanız, akıllı olur ve mutlu olursun. Bu akılla, bu aklı mutlu etmeye çalışırsan, zekisin. Ama başına beladır. Zeka, vahiy, yani aklı yapandan aklı kesmektir. Aklın Arapçası ikalden geliyor. İkal, bağ demektir. Bağlamak. O zaman bağlı ise akıllısın, bağlı değilsen zekisin. Zekiler vahiy tabi değiller. Kendilerinin idare edebileceğine inandıkları için başına bela sararlar. Ve olaylardan çıkamazlar, Yusuf'un kuyusuna inerler. Asfalt ve jip, araba olur kuyu. Kuyu. Eğer aklı kaynağına bağlarsan, kuyu olur ova. Temel prensip bu. Yani akıllı yapana aklı bağlamak akıllılıktır. Burada vahiye tabi olmak. Vahiye bu aklı tabi etti mi bağ olur. Ona ait örnek vereyim o zaman. Vermek istemiyordum uzun olur diye. Bağlayana bağlarız, bağlanmış olur değil mi? Aynen öyle. Mesela kim? Bakayım. Araplar çölde develerle ticaret yaparlarken gece konaklamak gerekiyor yapmaya. Fakat deveyi nereye bağlayacaksınız? Her zaman çok deve olmuyor veya olsa bile grup olur. Develeri kuma bağlarsanız deve söküp götürür. Develeri şöyle durduruyorlar. Boğazındaki ipi deveyi kuyruğuna bağlarlar. Böyle kurtarmaya çalışıyorlar bağ. Kuyruk böyle geldikçe dönüyor. Dönüyor, dönüyor, yoruluyor ve oturuyor. Deve hiçbir yere gidemez. Kuyruğuna bağladı. Buna ikal denilir. Bağ. Eğer bu aklı vahye, peygambere, onun varislerine ve onun yolunda olanlara kaynak göstermek şartıyla bağlarsan rahat edersin. Bunun belasından kurtulursun. Yoksa bu aklı ona bağlamazsan Nemrut'un ateşi olur, İbrahim'i içeride yakar.
Eğer bu aklı ona bağlarsan, Nemrut'un ateşinde yanmayan İbrahim gibi olur. İbrahimi meşrep demek, bu aklı sahibine bağlayınca şefkat ve tefekkür hali olur. Şefkat ve tefekkürün bütünlüğüne İbrahimi meşrep denilir. İbrahimi meşrep, aklı kaynağına bağlamak demek olduğundan, dima ateşinden, kafa, panik atak, ateşten bahsediyorum, odundan bahsediyorum, odun, ateş, panik, panik atak, depresyon, şizofreni, paranoyak gibi hastalıkların tümüne deniliyor Nemrut ateşi. Yoksa Nemrut'u tarihin derinliklerine gömerseniz, orada ararsanız, Kur'an'ın mesajını alamamış oluruz. Nemrut'un ateşi aynen devam ediyor. Eğer bu akılda ateş varsa, hayatının her safhası sıkıntılıdır. Hayatın size zevk vermez. Hayatta heyecan olmaz. Yaşamakla intihar eşit olur. Ve artık hayat çekilmez olur. Hiçbir şey sizi tatmin etmez. Eğer bağlarsanız, bağlarsak, bu sefer akıl ikalle geldiği için bağına bağlandığından Keban barajındaki ceyran gelmiş olur. Yok sen devleti kabul etmezsen, tel atmazsan, Keban barajını sen kurban lazım gelir. İp atarsan, tel atarsan, devletin gücünden istifade etmiş olursun. Ya ben devlet kimdir, tanımam dersen, barajı sen kurman lazım gelir. Sen kuracaksın. Şimdi burada bir memur nazara veriliyor. Memur. Diyor ki, makamın iktizası, makamda oturmak, bir izzet gerekiyor. Bir şahsiyet gerekiyor makamın. Orada gelen kişilere estağfurullah, siz bilirsiniz tabii falan, hani tevazu yaparsa makamı tezlildir. Tenzildir, tezlildir aynı zamanda. Zelil eder, makamı düşürür. Tenzil eder, tezil olur, rezil eder. Yani makamın iktiza ettiği bir şahsiyetliği olması lazım. Bu gurur ve kibirden ve tezellülden farklı bir makam. Yani makam ne ediyorsa, iktiza ediyorsa onu göstermek. Peki bunu karıştırsa, eve gelse, evde de gündelik hayattaki makamın ona verdiği, yüklediği şahsiyeti eve de takınsa, evde de takınsa, kızına, karısına otur, getir evrak falan, resmi tarzda takınsa, iki makamı birbirini karıştırmış olur. Davranış eşit olursa makam da aynı demektir. Mesela çocuk bardağı düşürdü, kırdı, bir tokat. Namaz kılmadı, bir tokat. Ceza aynı ise suç da aynıdır. Bardak kırmak kadardır o namaz kılmamak. Aynı bu örnek gibi makamın iktiza ettiği şahsiyeti evde de yaparsa evi de makamı zannedecek, karısını, çocuğunu da makama gelen insanlar zannetmiş olur. O zaman makamlar karışınca her şey karışır. Nasıl ki makamda ayrı bir şahsiyetim var, evde de bir ayrı bir şahsiyetim var. Bu iki alemi birbirine bağlayan ayrı bir şahsiyetim var. O da beşeriyetin, ubudiyetin. İbrahim Sarıcıoğlu diyor ki, dopamin maddesi diyor, fazla olursa şizofreni olur diyor insan, az olursa diyor, Parkinson hastası olur diyor. Ya. Ortası kara diyor. Buna bağlayabilir misin? Doğru, aynı. Aynı. Derman hattından geçerse, dert getirir, öldürür. Yani bir kaldıramayacağı makamlar vermek, yakıştırmalar yapmak, uçuyor, kaçıyor demek, ne kadar zulüm ise,
var olan makamını da inkar etmek o kadar zulümdür. Mesela diyelim ki bana uygun olmayan ve bende o bulunmayan makamı yakıştırsalar ve iddia etseler ve duysam, ben o makama bende olmadığını biliyor. Niçin? Ona uygun bir hareketim yok. O makamın olsaydı onun iktiza ettiği tavırlar olurdu. Peki ne yapacağım? Onları da yalancı çıkaramam. Bu sefer uzanmaya kalkacağım. Niye? Beni çok yukarıda görmek istedi ya. Oralara taşıdı ya. Orada da değilim. Ne yapayım? O zaman uzanmaya çalışacağım. Bu ne kadar yanlışsa, bulunduğu makamda bana davranmayan, daha aşağılarda bu adam aşağılıkların aşağılısı ya, o kadar şey değil falan demek. Bu adamın da aşağı edecek ama elecek yeri de yok. O zaman hizmetçisine hizmetçi olur. Kölesine köle olur. İkisi de yanlıştır. Onun için hanımınıza bakarken, oğluna kızına bakarken, fabrikada Almanlarla çalışırken, 3 tane şahsiyeti unutmayın. Bu adamın hepsi tek değildir. Bir bir üzerine giydirilmiş elbise gibi. Kazak 1, yani ceket 1, gömlek 2, atlet 3. Birbirine giydirilmiş. Bir tanesi çok yakın, diğeri bundan uzak. Çok yakın beşeriyetidir. Ona yakın ubudiyetidir. Hizmetkarlığı palto gibidir. Uygulayayım. Benim sizinle münasebetim, akrabalar diyaloğum, koşturmam vesaire. Bu birinci şahsiyetim, beşeriyetimdir. İkincisi, odamda, hususi dünyamdaki ubudiyetim, kulluğum, Allah'a karşı tefekkürüm, teslimiyetim. Üçüncü bir şahsiyetim, şu makamda ve bu makam gibi sağda solda ders yapmam, hutbelerde, camilerdeki vaazım, sohbetim, benim de hizmetkarlığımdır. Hutbe ve şu makamdaki şahsiyet benim değil. Beni ortadan kaldırmak, yani beni rencide etmek adına ortadan kaldırmayı düşünürse, o anda yaptığım şu icraata da yok etmiş olur. Onun için çok önemli, çok dengedir. İnsanı Allah iyiliğine çıkarır, bunu bilirse ve uygularsa, bilmese veya bilip de uygulamazsa, esfeli safiline indirir insanı. İşte bu bir çare kardeşinizde, çok ilginçtir, 3 tane şahsiyet var. Birbirinden çok uzak, hem de pek çok uzaktırlar. Yani 3 tane şahsiyet çok uzaktır. Giriş yaptı şimdi bu şahsiyetlerden. Örnek verecek ve keseceğim. Birincisi, Kur'an-ı Hakim'in hazine-i âliyesinin dellalı cihetindeki muvakkat, sırf Kur'an'a ait bir şahsiyetim var. Yani Kur'an-ı Hakim'in hazine-i âliyesini, yani âli hazinelerini insanlara göstermek, insanların iştahını celbetmek adına onu takdim etmek, pazarlamak, tezgahtarlık yapmak adına bir şahsiyeti var ustadın ve hepimizin. O dellallığın, yani tezgahtarlığın iktiza ettiği pek yüksek ahlak var ki, o ahlak benim değil, ben sahip değil. Yani dellallık yaparken, kuyumcu dükkanında tezgahtarlık yapan bir insan tezgahtardır. Ama o dükkanın ve sattığı madenlerin maddeye uygun, dükkana uygun bir tavırları olur. Yani bir vazifesi olur orada, onu anlatımda. Ama dükkandan çıktıktan sonra o şahsiyeti değişir. O şahsiyeti yok. Ondan o beklenmez artık. Belki, yani şeyde yapıyoruz biz hatayı. Kürsülere çıkan insanım, yeni arkadaşlarım
beni tanımadıkları için bunu söylüyorum. Kürsülerde, Diyanet'in camisinde, haseten Ramazanlarda, Almanya'da imamlık yapan bir insanım. Bunu ihtiyaç duyuyorum. Çünkü söyleyeceğim mevzu itibariyle kürsülerde vaaz ederken biz o gördüğü hal, davranış veya o ilmi kisveyi kürsüden indikten sonra, cumada veya teravihden sonra özel hayatımızda, cemiyet hayatında da aynı zannediyor. Aynı zannettiğinden dolayı beşeriyet dünyasında yaptığı beşeri hatalarından hemen o şahsiyetiyle ölçüyoruz. Lan kürsüde böyle, burada böyle, bu ne biçim adam? Oysa kürsüdeki şahsiyeti dellallık makamı, aşağıdaki vazife şahsiyeti ise beşeriyetidir. Dev beşeriyetidir. Eğer bu karışırsa insan o zaman o dellallık makamının her safhasında olur ki bu ancak ehas-ı havasa mahsus. Yani peygamberlere ve onların varislerine mahsustur. Sahabelerde de hata olmuştur. Buna ait öyle olmasaydı Allah af sistemini işlettirmezdi. Başka Allah'ın bir sistemi var. Çok hoşuma gidiyor. Muvazene-i amal. Yani kişinin hasenatını, güzelliklerini, sevaplarını bir kefeye, hatalarını, kusurlarını, eksikliklerini bir kefeye, haşir meydanında koyar. Tartar, hangisi galipse ona göre muamele eder. Bizim gibi yapmaz. Biz sevabı varsa, iyiliği varsa onu sırf görmek istediğimizden çıkartabileceğimizin en yukarısına çıkartırız. Adama başka türlü düşüncelerimiz, gayzımız, nefretimiz, öfkemiz bizden değil, bizim gruptan değil, benim gibi düşünmüyor vesaire gibi düşüncelerle onu önceden karar vermişsem, onun hakkında hükmümü vermişsem, o ne anlatırsa anlatsın, elinde ne olursa olsun, o esfeli safilindedir. Ama bilmez ki onun elindeki Kur'an da aşağı inmiş olur. Bu da zulüm. Belki o makamın ve o vazifenin iktiza ettiği seciyelerdir. Yani dellallık makamındaki şu misal, şu andaki benim halim veya konuşma şeklim, yani konuştuğu mevzu ben değilim ama benim ağzımla sese dönüşüyor. Kalpteki mana sese dönüştüğü gibi. Kitabın dili yoktur. Dili oluyorum. Dolayısıyla benden çıkıyor ama ben değilim. Dolayısıyla bu makamındır. Bu makamdan size gelen istifadeyle desen ki Hasan abi olmasaydı bu şeyler olmayacaktı, yanlış olduğu gibi Hasan abi de kimdir canım? Hiçbir de değeri yoktur dersen o vasıtayı da ortadan kaldırınca o vasıtayla gelen hakikat da gelmemiş olur. O da zulüm. Örnek verecek aşağıda. Ben de bu neviden ne görseniz, yani ders yaparken veya şehse, tarikatta ise şehse, o zikir anında, ders anında tövbe alırken gözüken şahsiyetiyle dışarıya çıkarken, yürürken, ticaret yapar, yemek yer, ailesi var, o şahsiyeti karıştırma. Bu nevinden, bu nevden ne görseniz diyor, o makamı icra ederken, o işi yaparken, gözüken güzellikler, şu anda senin ruhunda bir ferahlık var, bir inşirah var, bir rahatlık varsa, benim değil, onunla bana bakmayınız. O makamındır. Şu anda muhatap olduğumuz, hepimizin muhatap olduğu Risale-i Nur'un makamıdır. Oradan geliyor. Ama biz bunu biliriz.
terbiyemizi takınırız. İslam'da terbiye de vardır. Haddini bilince hududunda kalır. Ama vasıtaları da İslam ortadan kaldırmamıştır. Elmayı o veriyor ama ağaç ile veriyor. Cenab-ı Hak sütü veriyor ama sığır ile veriyor. Vasıta kullanıyor. Kitap gönderiyor ama bizim cinsimizden bir insan kullanıyor. Peygamber bizim gibi yer içer. Hakikatlar da senin ve benim gibi insanlarla gözüküyor. Senin niyetin elma yemekse, ağacın dalının eğik olması, düz olması, ağacın büyük olması, küçük olması mühim değil. Niyetin süt içmekse, sığırın cinsi önemli değil. Siz almayadan, dükkandan süt alırken, acaba montofon mu, Trabzon ineği midir diye bakmazsın. Gaye süt içmekse, sığırın cinsi mühim değil. Gaye istifade ise dersi okuyanın şahsiyeti önemli değil. Ama bu hakikat onunla gözüktüğü için biz o vasıtayı muhafaza ederiz. Ta ki hak onunla bize geliyor. Boru gibi düşün. Evet, evet boru suyun kaynağı değildir. Ama borusuz da su gelmiyor. Adetullah böyledir. Karıştırmamak lazım. Suyu çıkartan boru değildir. Ama borusuz da su gelmiyor. İkinci şahsiyet. Birincisi dellallık şahsiyeti. Çok önemli. İkinci şahsiyet. Ubudiyet vaktinde dergah-ı ilahiye müteveccih olduğum vakit. Yani namazım, günahların terkinde ve fiili ibadetleri yaparken Cenab-ı Hakk'ın ihsanı ile bir şahsiyet veriliyor ki o şahsiyet bazı asarı gösteriyor. Cezbe olur, coşma olur, maneviyat olur odanda, hususi yerde. Veya toplum içinde ibadet yaparken insanda ubudiyet anında hal olur. Namaz kıldırırken Kabe-i Mevlü mesela ağlar. Ama bizim dünyamızda pek yeri yok. Sen şuna bak ya, adama bak ya. Ağlıyor. Çünkü biz bilmiyoruz ki. Ağlamamışız ki. Yani dolayısıyla ölçü ben olunca, ben ağlamayınca ağlamanın yanlış olduğunu zannedir. Oysa Allah Resulü Kur'an okurken ağlayamazsanız bile ağlar gibi gözükün. Ya, hadisi var Peygamber Aleyhisselatı'nın. Ama kör olası cehalet ölçü biz olunca bizim dünyamızdan, penceremizden baktığımız zaman bizim dünyamızda olmayan şeyleri reddediyoruz. Maalesef. İşte zulüm oluyor. Mesela hanımına bakıyorsun. Senin hanım şu dersi dinledi mi? Yok. Peki bu dersin ve sonunda kazanacağın sendeki bilgi ve his ve insaf, insaf duygusu gelişecek. Artık ona üç şahsiyeti olduğunu bakacaksın ve hoşuna gitmeyen davranışlarını beşeriyetinden çıktığını, niyetinden, ruhundan çıkmadığını bakıp ona daha af davranacaksın. Değil mi? Evet. Peki hanım bunu duymadığına göre onun da sana böyle bakmasını beklemek yanlış değil mi? Bilmiyor. Bilmeyince nasıl senin gibi davransın? Senin davranışlarını etkileyen bu dinlediğin ve okuduğun derstir. Bilmeyen insandan bilen insanın konuşmasını ve davranışını beklemek yanlıştır. Bazı zatlar sohbet ederken ağlıyor gibi veya ağlıyor görünüyor. Öyle ama bakıyorsun içi başka dışı başka nasıl oluyor? Şimdi biz
üç taneyi ayırırız. Üç tane şahsiyeti ayırırız. Bir kulun iktiza ettiği bir şey var. Özel hayatında onunla ayırırız. Aynı değildir. Özel hayatında sünnet, yani bu makamın iktiza ettiğine yakın sünnet-i seniye uygunsa aynen kabul ederiz. O şahsiyetin şeyine bakmayız. Eğer özel hayatında sünnet-i seniye yok, haramı helal, helalı haram diyorsa, bunun anlattıkları da yok olur. Yani iktiza ettiği şu, Allah'ın açık ayeti ölçüdür. Ustad diyor ki, ben dedim diye kabul etmeyiniz, mihenge vurmadan almayınız. Ustad Bediüzzaman, o böyle derse seni beni hadi hadi bağlar, zaten böyledir. Ölçü nedir? Bir alim söylediği şey, edile-i şeriye denilen dört, kitap, sünnet, icma ve kıyas, ehl-i sünnetin akaidine, icmana uyuyorsa kabul ederiz. Konuştuğu uyuyor mu? Konuştuğunu kabul ederiz. Eğer yaşantısı farklıysa bu münafık olur. Yani şöyle, münafıkla kafiri ayırt eden alametini söylüyorum. Bu makamda bir tane ölçü. Kafir hakkı inkar eder. Allah'ı reddeder. Hadi canım, içki içmek niye haram olsun? Kumarda nereden haram olsun? Öyle bir şey kim çıkarttı? Bu münafık olmaz. Kafir olur. Kafir inkar eder ve reddeder. Münafık ise 9 tane doğru söyler, 1 tane yanlışı doğru kisvesinde gösterir. Dinde haramı helal, helalı haram, dine hizmet olarak gösterdiği için münafık olur. Münafıkla kafir arasındaki en belirgin fark odur. Kafir reddeder, münafık haramı hizmet olarak gösterir veya helalı, helalı haram, haramı da helal kisvesiyle din olarak gösterene, ki Allah Resulü demediğimi diyene, din adına, benim adıma söyleyene, Muhammed böyle dedi aleyhissalatü vesselam, veya demediği bir şey Muhammed aleyhissalatü vesselam dedi diyene, bu münafıklıktır. Abi hangisi tehlikeli? Münafık. Çünkü kafiri görürsün, tedbirini alırsın. Orada bomba var, pat bir şey yapıyor, fitil yanıyor, şaşırır, yanaşır mısın? Yanaşmaz. Ama çöp tenekesini atmış, patlamak üzere, bilmiyorsun, geçersin. O zaman çarpar. Münafık, kafirden ne kadar dehşetli olduğunu göstermek adına Allah'ın ayetinden misal vereyim. Bakara, tümü değil Kur'an. Bakara suresi 6 tane ayet kafir hakkındadır. 12 tane ayet münafık hakkındadır. Bu münafık bahsinde ve Bakara suresinin tefsirinde işaret edeceğiz da ustad söylüyor. 6 tane ayet kafirlere ait, 12 tane münafıklara ait. Müslümanların, alem İslam'ın içindeki sıkıntıların temeli kafirlerden değil, Amerika'dan değil, İsrail'den değil, şundan bundan değil. Müslümanların çektiği sıkıntı, onların adına çalışan münafıklardan çekiyor. Ve benim gibi böyle kisvede gözükür. Din şahsiyeti olabilir, kah bir müdür olur, kah bir siyasi lider olur. Ama zihniyeti ayrı, hele hele en tehlikelisi dini şahsiyetlerdeki münafık, alem İslam'a vurulan darbelerin en serti oradan olur. 33 tane peygamberimiz zamanında yalancı peygamber çıkmışsa, şimdi hadi hadi 300 tane çıkar sahte ulema, alim. Peygamber zamanında 33 tane sahte peygamber çıkabiliyorsa, peygamber varken, şimdi
sahte 300 tane alimin çıkmaması mualdır. Eylemiyle söyleme arasında fark olup olmadığına bakmamız lazım değil mi? Biz değerlendirirken. Yani eylemi diyelim ki, bakın günah işliyor. Çok dikkat edin, şu karıştırmayacaksınız burayı. Adam kürsüde veya burada söylediğini yaşamayabilir. Bu münafık değil haşa. Günah da işleyebilir. İşlesi manasında değil. Yapabilir. Düşebilir. Bunun adı günahkardır. Fakat bu yaptığını din diye gösterirse münafık olur. Bir daha çarpıcı örnek vereyim, daha iyi anlaşılır. Adamın meyhanesi vardır. İçki içiriyor, içki satıyor. Dese ki, Allah kahretsin. Nereden düştüm? Lanet olsun yani. Nereden ben buna bulaştım? Allah'ım beni bundan kurtar dese, günahkar olur, kafir olmaz. O meyhanede içen bir tanesi dese ki, oho! Hangi zamandayız? Ne günah içki dese kafir olur. Meyhaneci, o içmesine sebep olan, sebepleri hazırlayan günahkar olur ve Müslümandır. Bu ise Allah'ın hükmünü inkar ettiği için, helalı haram kabul ettiği için kafir olur. Ötekisi helalı haram kabul etmiyor. Evet abi. Daha özür dilerim. Şimdi burada bir şey söylemek istiyorum. Şimdi din adına konuşan insanın ya da dini konular anlatan insanın özel hayatı ya da davranışıyla anlattığı şeyin uyup uymamasına değil de anlattığı şeyin bizim doğru dediğimiz ölçülere uyup uymadığına mı bakmamız gerekiyor? Temel budur. Çünkü niye? Şöyle. Tabii ki o yaşantısı bundan kopuk olmamalı. Yoksa bize güven vermez. Yani burada ölçüyü kaçırmamak adına edile-i şeriyede kişinin davranışı yoktur. Yani doğruluk kaynağı şahıs söyler ama kaynağı o olmadığını biliriz. Onun için kaynaktan konuşmalı. Kitaptan söylüyorsa, sünnetten söylüyorsa, icma ve kıyastan söylüyorsa o adam yamuk diye, bu yamuk değil bu hükümler. Bu doğrudur. Ama bu buna uygun yaşamıyorsa biz buna güvenmeyiz. Güven sorunu yaşarız. Ama kafir değil, günahkardır. Yani iddia etmiyor, vaaz ettiği şeylerle yaşantısı çatışıyorsa bu bize güven vermez. Güven vermez ama günahkar oluyor. Fakat söylediği şeyi tutarsız da bizim özümüz. Yok şöyle. O zaman münafık olur. Yani onu din olarak gösterirse, yani yaptığı şeyi, ya bu ne yapıyorsun ya sen, dine hiç uygun değil. Yani kürsüden başka, bu başka veya edile-i şeriyede, Kur'an'da, hadiste bu caiz değil. Adam ne diyecek? Hakikaten ya, iyi ki söyledin, bana iyi ki hatırlattın, bilmiyordum demez, demiyorsa. Onu din diye gösteriyorsa, hatta daha ileri giderek harama yaparak dine hizmet söylüyorsa o münafık olur. Devam edeyim, bitireyim. Cenab-ı Hakk'ın ihsanı ile bir şahsiyet veriliyor ki ubudiyette, o şahsiyet bazı asarı gösteriyor. O asar manayı ubudiyetin esası olan kusurunu bilmek, fakr ve aksini anlamak, tezellül ile dergah ile iltica etmek noktalarından geliyor ki, o şahsiyetle kendini herkesten ziyade bedbaht, aciz, fakir, kusurlu görüyorum. Bütün dünya beni metüsena etse, beni inandıramaz ki, ben iyiyim, sahibi kemalim. Yani içsel alemindeki duruşu bu. Acizim, fakirim, Rabbime karşı kusurluyum.
Yani insanlara karşı fakirim değil. Rabbine karşı acizim, fakirim, kusurluyum. Yani içsel yapısındaki hayat hepimiz biliriz. Ben sizin dünyanızı bilmem. Siz de benim dünyamı bilemezsiniz. İç dünyamızda Rabbine karşı durumu böyle olmalı. Bu ayrı bir şahsiyettir. Yani nedir? İkinci şahsiyet. Birinci şahsiyeti dellallık makamında, vazifedarlık makamında hakkı tebliğ ederken gözüken şahsiyeti. İki, ubudiyet vaktindeki şahsiyeti ki vicdaniyattır. Çünkü ubudiyet vicdaniyatın irade sıfatından geliyor. Vicdan içerisi dörttür. İrade, zihin, his, latife-i Rabbaniye. İradenin ibadetullah, zihnin marifetullah, hissin muhabbetullah, latife-i Rabbaniye'nin müşahadetullah. Dördünü takva denilen ibadeti kamile tazamun ediyor. Ki bu ikinci bir şahsiyettir ki vicdaniyattır. İçsel yapısı. Üçüncü şahsiyet ve ondan sonra bitiriyorum. Hakiki şahsiyetim kim? Yani eski saidin bozması bir şahsiyetim var ki herkeste namaza başladığı dönem var, başlamadığı dönem var. Günah dönemimiz var. Günah bıraktığımız dönem var. Sen de o çizgiye şöyle de. Eski Hasan, yeni Hasan. Sende de iki şahsiyet var. Yani nurları tanıdın, tarikatı tanıdın, ne bileyim hangi cemaata gidiyorsan, eski hayatına bir çizgi mi çekildi? İçkiyi bıraktın, namaza başladın. Yani değişik bir şahsiyetin ortaya çıktı. O çizgiye kadar eski Ahmet de, bundan sonraki hayatına yeni Ahmet de. Bu bir şahsiyet. Tamam. Bir de beşeriyetin devam ediyor. Eski saidin bozması bir şahsiyetin var ki, o da eski saidten irsiyet kalma bazı damarlardır. Yani memleketin damarı, büyüdüğün ortamın, yaşın, yani aldığın eğitim gibi şeyler senin bu şahsiyetini gösteriyor. Aldığın eğitim, kültür, yöresel ahval, tavırların, insanın üçüncü şahsiyetinde davranışını belirliyor. Bu noktada insan gariptir. Bir farklı farklı yamalı bohça var ya, Anadolu'da şey derler, çingene bohçası gibi bir bohça derler. Yani Anadolu'da fakirlikten parça bezler kalmıştı. Onu eklerler, bunu eklerler, bunu eklerler, böyle bir parça çıkar. Biz böyle üçüncü bir şahsiyetimiz var. Onu müsaade ederseniz bir cümleyle hulasa edeyim. Bu üçüncü şahsiyetimizi. Örf ve ananeye doğan, yani Yozgat, Çorum, Çankırı, nerede doğdunuzsa o bölge ve o familia, o akraba. Örf ve ananeye doğan, sen seçmedin bunu. Amerikan filmleriyle uyutulan, İsviçre kanunları ile evlenen, Amerikan kanunları ile devleti yönetilen, İtalyan hukuk sistemi ile ceza gören, Yahudi ticaret anlayışı ile ticaret yapan, dinin %90 esasatı unutturulup %10 teferruatı ile boğdurulan, elinden İslamiyeti alınıp Kemalizm oyuncakları ile oyalandırılan ve vefat ettiği zaman İslami usullere göre gömülen bir mahlukum. Bu bir şahsiyet. Herhalde genellemiştir. Yani bir meziyetimiz olduğundan değil, Cenab-ı Hak bizi istihdam ediyorsa Allah'ın merhametindendir. Adaletinden değil, adaletinden bize muamele etseydi hiçbirimiz bu akşam burada olmayacaktık. Merhametiyle ediyor ve merhametiyle etmesini niyaz ediyorum. Yüz binler şükür olsun.
nefis cümleden süfli, vasife cümleden âlâ, elhamdülillah, hâzâ min faddi rabbi, ve ahir devâhum, en elhamdülillahi rabbil âlemin, el-Fatiha temâs-selavât. Allah'a emanet olun.